Barış Yıldırım. 75 doğumluyum. Dersim Mazgirt'te. Türkiye coğrafyasını tam orada ben kesiyorum. Bir tarafım Kürt Alevi, bir tarafım Türk Sünni. Bir inşaat mühendisliği geçmişim var ama kısa sürdü. Fazla uzun sürmedi. Onun ardından bir siyasi tutsaklık dönemim var. Sonrasında ne yapayım, ne edeyim derken çevirmenlik yapmaya başladım. Hani çocukluktan beridir İngilizce vardı, babam öğretmişti. İngilizce'ye çevirmenliğe başladım. Önce yazılı çevirmenlik, sonra sözlü çevirmenlik, simültane ve ardıl çevirmenlik. Yazılı çevirmenlik de kitap çevirmenliğine dönüştü. Bir 15 kadar kitapları ya tek başıma ya çeşitli arkadaşlarla kolektif olarak çevirdik. Hala da İngilizce ve İspanyolcadan çeviriler yapmaya devam ediyorum zaman zaman. Ama ağırlıklı olarak artık kitap çevirmekten ziyade kitap yazmaya çalışıyorum. Tiyatro bölümü mezunuyum lisans olarak. Dramatik yazarlık okudum. Dramatik yazarlık Brecht üzerine, Bertolt Brecht üzerine bir tezimle bitirdim dramatik yazarlık bölümünü. Bunun ardından master eğitimimi ODTÜ'de felsefe bölümünde yaptım. Felsefe bölümündeki master tezim Marx'ın içerik ve biçim kategorileri üzerineydi. Fakat bunun estetik bir değerlendirmesi üzerineydi. Şu anda da doktora çalışmalarım devam ediyor. Bir tanesi yine tiyatro bölümünde dramaturgi üzerine, dramatik yapının diyalektikleri üzerine çalışıyorum. Diğeri ise Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi bölümünde Mahir Çayan ve sömürge devrimciliği üzerine çalışıyorum. Müzik yapıyorum bir yandan. Bir yandan tiyatro eleştirileri, sanat eleştirisi, edebiyat eleştirisi, sinema eleştirisi gibi alanlarda çeşitli yerlere yazılar yazıyorum. Fraksiyon, Ork, Mimesis, Mesele gibi dergiler başta olmak üzere. Bir taraftan da senaryo çalışmalarım var kendi mezun olduğum okul gereği. Sanki Devrim, gezinin ilk günlerinden itibaren internetten ve çeşitli kaynaklardan derlediğim metinlerin, görsellerin, resimlerin, hikayelerin üzerinde yükselen ama bunu teorik bir çerçeve içerisinde ele almaya çalışan bir kitap. Teorik çerçeve olarak bir taraftan Mahir Çayan'ın çok önemli devrim teorisi katkıları var. Öbür taraftan ise postmodernitenin bize verdiği metinler arasılık, rizom, karnaval gibi bazı kavramlar var. Bu kavramları, postmodern kavramları ben yine kendi siyasi yönelimim gereği, felsefi yönelimim gereği Marksist ve Leninist bir şekilde yorumlamaya çalıştım kitap çerçevesinde. Kitap temelde iki bölümden oluşuyor. İki kısımdan oluşuyor diyelim. Birinci kısım Gezi, Halk ve Devrim başlığını taşıyor. İkinci kısımsa Gezi, Kültür ve Söylem başlığını taşıyor. Bu iki kısmı tam ortadan bölen Gezi'nin devrim dersleri kitabın ilk ortaya çıkış amacıydı. Yani kitap ortaya Gezi bize devrim yolundaki bir halka neler öğretebilir sorusunu sorarak ortaya çıktı. Ve bu tam ortadaki Gezi'nin devrim dersleri bölümü Gezi'nin birinci bölüm olan siyasal analizle ikinci bölüm olan kültürel analizi birbirine bağlıyor. Siyasal analiz toplam 3 bölümden oluşuyor. Birincisi Gezi'nin seyri. Burada Gezi'nin bütün kaynaklara yaslanarak ve hepsini kaynaklarla destekleyerek, referanslarla destekleyerek bir akışını, bir haritasını çıkartmaya hedefliyor. Ve burada bir takım evreler saptamaya çalışıyor. Bana göre Gezi süreci dediğimiz süreç 27 Mayıs'ta Gezi Parkı'na ilk vurulan kepçe darbesiyle başlayıp Berkin Elvan'ın cenazesiyle biten uzun bir isyanlar süreci. İkinci bölüm Gezi'nin isyanı başlığını taşıyor ve bu da dünya ve ülkedeki isyanlarla Gezi'nin bağlantısını kurmaya çalışıyor. Bunların içerisindeki en önemlileri özellikle 15-16 Haziran ve Gazi ayaklanması, 1995 Gazi ayaklanması. Gezi benim için 15-16 Haziran 1970'le Gazi ayaklanmasının derslerinden ve tarihsel birikiminden son derece önemli bir şekilde faydalanan bir ayaklanma. Bunu ayaklanmaya katılanların milyonlarcası farkına varmasalar bile bunun. Üçüncü bölüm Gezi'nin neyliği ve kimliği başlığını taşıyor. Burada Gezi'nin ne isyanı olduğunu ve kimin isyanı olduğunu soruyorum. Gezi'nin bir halk isyanı olduğunu söylüyorum. Orta sınıfın, prekaryanın, proletaryanın yahut da emekçilerin değil genel olarak bütün emekçi halk kesimlerinin isyanı olduğunu söylüyorum. Gezi'nin faşizme karşı ortaya çıktığını söylüyorum. Gezi'nin otoriterliğe, totaliterliğe, Tayyip'e, AKP'ye karşı değil faşizm dediğimiz ülkenin bir siyasi yönetim biçimine karşı olduğunu söylüyorum. Bu bölümün sonunda, bu kısmın sonundaki Gezi'nin devrim dersleri 7 ayrı dersle Gezi'nin bize bıraktığı dersleri, yarına bıraktığı dersleri ele alıyor. Bunlar, birinci ders boşuna çekilmedi bunca acılar diyor ve devrimci kültürle Gezi'nin bağını ortaya koyuyor. İkinci ders direnmek mümkündür diyor ve suni denge teorisi çerçevesinde Gezi'yi tartışıyor. Üçüncü ders bu halk bizim, bu ülke bizim diyor ve umut ilkesinin, umutluluğun bir kez daha bize geri döndüğünü söylüyor. Dördüncü ders halklar kardeştir diyor ve özellikle ulusalcılar ve Kürt yurtsever hareketi çerçevesinde Gezi'deki halkların kardeşliği boyutuna vurgu yapıyor. Beşinci ders dayanışmak güzeldir diyor ve takımlardan
Taksim Komünü'ne kadar, takımlar arası, futbol takımlar arası dayanışmadan Taksim Komünü'ne kadar nasıl dayanışmanın güzel örnekler ortaya çıkardığını ve bunun bize ne öğrettiğini söylüyor. Ve bunun bir cepheleşmeye doğru gitmesi gerektiğini söylüyor. 6. ders forumlar ve meclisleri tartışan biz yönetebiliriz dersi. 7. ders ise kahreden ve yaratan ki halktır. Yani kültürel olarak da yaratıcılığın, halkın yaratıcılığının nedenli olduğunu gördüğümüz bir süreç olduğunu söylüyor. 2. kısım gezi, kültür ve söylem başlığı altında. 3 şeyi tartışıyorum. Gezinin internetle ilişkisini, gezinin söylem ve mizahını, gezinin estetiğini. 5. bölüm gezinin ağları, özellikle siber silahlı propaganda kavramı çerçevesinde RTK ve smaktivizm, sosyal medya aktivizmi çerçevesinde gezide karşımıza ilk kez ortaya çıkan, dünyada da en önemli örneklerinden birini gördüğümüz sosyal medyada hegemonya oluşturma mücadelesini ortaya koyuyor. 6. bölüm gezinin söylemi ve mizahı, gezinin söyleminin rizomatik bir şekilde üretildiğini, orantısız zekadan ziyade süzülmüş bir zeka olduğunu söylüyor ve gezinin mizahını da Bergson'un mizah teorisi çerçevesinde, gülme teorisi çerçevesinde ele alıyor. Son bölüm gezinin estetiği ise gezide üretilen şiirleri, şarkıları, grafikleri ve kısmen de tiyatro ve benzeri diğer sanat dallarındaki üretimleri ele alarak gezideki metinler arasılığın, bir başka postmodern kavram olan metinler arasılığın nedenle önemli olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Sonuç yerine ise Gülten Akın'ın bir dizesiyle bitiriyoruz. Yol yürüyüş öğretir. Gezi bir yoldu. Dolayısıyla bu yol henüz bitmedi. Bize yürüyüş öğrettiyse bu yol başarılıdır. Şu veya bu hedefe ulaştıysa değil demeye çalışıyor. Kitap kolektif bir üretim olduğu için ikinci baskıya ya da daha sonraki baskılara eksiklerin, yanlışların tamamlanmasını, düzeltilmesini istiyorum. Dolayısıyla bana ulaşmak isteyen herkesin de ulaşmasını rica ederim. Bana ulaşabileceğiniz kanallardan bir tanesi web sitesi yazılama.net. Buradan bütün iletişim adreslerime ulaşabilirsiniz ama kısaca Twitter'da Prometeatro adresinden beni takip edebilir, oradan bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda mail adresim de prometeatro@gmail.com. Dediğim gibi yazılama.net'te bütün iletişim bilgilerim mevcut. Facebook'ta da facebook.com/sankidevrim adresinde bulunuyor.